Evet Servet Bey, et çeşitlerimize bakalım. Maşallah saymakla bitmez ama biz yine de saymaya çalışalım. Bizim et çeşitlerinde önceliklerimiz kendi imalatımız sucuk. Hem peynirli ve fıstıklı, çok özel bir sucuk. Doğu kültürüyle aldığımız ırkçı hayvanlar. Bu özellikle limuzin, Hereford dediğimiz böyle etleri mozaik gibi olan. Doğal otlarla yetişen değil mi onlar? Evet. Ve bizim etlerimizin hepsi de natüreldir kesinlikle. Hiçbirisinin içinde katkı, terbiye falan yok. Bunlar özellikle New York'umuz, T-Bone'umuz, antrikotumuz. Biz kendi hayvanlarımızdan seçiyoruz. Bu seçtiklerimizi dinlendirip özel olarak size sunuyoruz. Ama burada lezzeti burada tatmanız gerekiyor. Zaten alsak da evde yapamıyoruz ki kardeşim. Bu lezzeti bulamıyoruz işte. Evet. Başka bir kuzu çeşitlerimiz de aynı şekilde. Kuzu külbastımız, kuzu şişimiz, kuzu sırt dokumumuz hepsi çok özel, sizin ağzınıza layık. Bu etlerimiz bakın böyle duruyor ama bunlar hepsi kendi firesini vermiş, özelliğini tamamen içinde saklı. İçindeki tadı lezzet içinde. İçinde. Bunun dışını komple şimdi ustamız size bir kesecek, şöyle güzel bir şekilde özel bir testerede, et testeresini kesecek. Onu böyle o gördüğünüz o siyah kralı. İçindeki böyle bir altın değerinde güzel bir etler çıkıyor. Şov başlıyor. Kardeş labirent gibi burası. İki odaya geçtik. Üçüncü odaya girdik şu anda. Burası özel imalathane. Serin, çok serin bu arada. Hepsi normalde burada üretiliyor. Özel yerinde dolaplar. Üretim, değil mi? Yerinde üretim ve hiçbir şekilde soğuk zincirini kırmadan tezgahlarımıza sunuyoruz. Cillop. Cillop gibi eti, böyle damarımsı, mermerimsi dokusuyla eti burada çok güzel bir şekilde gösteriyoruz size. Biz burada etlerimizi bir de kesinlikle dövmüyoruz. Çünkü güzel dövülmez. Şimdi dövünce ne oluyor? Et yapışıyor değil mi üstüne? Yapışıyor. Özellikleri patlıyor böyle, içindeki kılcallar. Patladıkça o lezzeti ben gidiyor. Ben anladım. Niye sertleşti şimdi? Tamam, şimdi çözdüm ben işi. Çaktım mı? Eti ne kadar az pişirirsek aslında o kadar protein oranı yüksek kalıyor. Ve et daha lezzetli aslında mi? Lezzeti oluyor ve daha da sağlıklı. Ama genellikle orta pişmiş deniyor. Biz de genellikle orta pişirelim. Evet, cozur cozur attı. Evet, cozur cozur attı. Köfteleri de hemen atalım. Kaşarlı köfte. Canlı yayında şimdi T-Bone pişiyor efendim. Uluslararası, Amerika, Fransa, Belçika, Hollanda'da çok tutulan, evet, ünlü iş adamlarının vazgeçemediği lezzet. Eskişehir'de canlı yayında sizlerle. Ayşe Fatma Pelin, köfteye T-Bone'a gelin. Bu etleri bakın, çizgileri görüyorsunuz herhalde. İnce çizgiler. İnce çizgiler bu ete işte lezzetini veriyor. Mangallarımız çok özel 12 milimlik çubuklarla yapılıyor. Bu çelik çubuklardır. Eti kendi özel olarak böyle alaşımlı olduğu için özel bir şekilde eti pişiriyor. Yani normal mangallardan çok daha farklı. Çok kalın, daha özel. Kalın biraz da. Demek onun sıcaklığı da herhalde içinden. Evet, sıcaklığını ete içine pişiriyor, veriyor, değil mi? Ete verdiği için de lezzeti daha da arttırıyor. Efendim, etlerimize göre beklenen geldi efendim. Zabahtan beri köy, kasaba dolaştık. Sonunda etimize kavuştuk. Efendim işte adamlar yapmış. Adamlar yapmış. Eskişehir'de geldiğinizde öyle sağa sola gezip tozmanıza gerek yok. Lezzetin kralını bulmak istiyorsanız muhteşem organizasyon. Et evime geliyorsunuz, lezzeti alıyorsunuz. Çatır çatır devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Bizi ağırladınız. Biz teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Etlerimizden inşallah lezzetine vardınız. Tüm herkesi de buraya lezzetlere davet ediyoruz. Bizim sloganımız şuydu. Eskişehir ete doyacak, lezzete doyamayacak.
bu sloganımızla beraber Türkiye'de ilki olan porsiyon yok, istediğiniz kadar yemek var. Ayşe Fatma Pelin! Et evime gelin. Ayşe Fatma Feride kalma artık geride. Ayşe Fatma Fatoş! Et evime koş, fiyatlar çok hoş.